İzleyiciler, az önce paylaşmıştık. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında krize yol açan Rahip Brunson'la ilgili son açıklamalara. Biliyorsunuz dün serbest bırakılmıştı ama adli kontrol şartıyla Rahip Brunson Türkiye'de tutuklu bulunuyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden çok sert açıklamalar var. Erdoğan'a tehdit eder nitelikte. Başkan Yardımcısı Mike Pence'den geldi. Twitter hesabından Başkan Erdoğan'a ve Türk hükümetine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adına bir mesajım var. Papaz Andrew Brunson'ı serbest bırakın ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olur diyor. Hazır olun diyor ilk tweetinde. Devam ediyor Mike Pence. Türkiye bu masum insanı özgürlüğe kavuşturmak ve Amerika'ya evine göndermek için hemen harekete geçmezse Amerikalı Andrew Brunson'ın özgür olmasına kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacaktır diyor. Açık bir tehdit aslında bu. Amerika Birleşik Devletleri'nden üstü kapalı demek doğru olmaz sevgili seyirciler. Yaptırımlara varıncaya kadar eğer Andrew Brunson tamamen serbest bırakılmazsa yaptırımlara varıncaya kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden çok sert tehditler geldi. Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından Twitter hesabından yaptığı açıklamaları Mike Pence. Evet, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasındaki bu krize ilişkin biliyorsunuz tutukluluğu sürecinde de bir takım görüşmeler yapılmıştı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Mike Pence'in bu son açıklamaları en sert açıklamalar diyebiliriz. Andrew Brunson dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı ama bu da yeterli değil diyor Amerika Birleşik Devletleri ve yaptırımlara varıncaya kadar Türkiye'ye tehditler savurduğu açıklamalar var sevgili seyirciler. Evet, şimdi Mike Pence'in tweetlerini getirdik ekrana. Bir başka kareye gideceğiz sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etmesine. Öyle bir kare yansıdı ki ziyarete ilişkin bir fotoğraf karesi. Ekrana getirelim onu da. Tepkiler de beraberinde geldi bu fotoğraf karesiyle birlikte sevgili izleyiciler. Evet, işte sözünü ettiğim fotoğraf bu. Makamında ziyaret etti Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgili seyirciler. Ve fotoğrafta Yıldırım'ın koltuğunu Erdoğan'a bıraktı. Çok açık seçik ortada. Kendisi de oturmuyor, tam yanında ayakta. Onun yanında böyle hazır ol vaziyetinde bekliyor görüyorsunuz. Makamında Binali Yıldırım makamında Erdoğan oturuyor. Ayakta da onu hazır bekliyor Meclis Başkanı Binali Yıldırım. Bu tabii büyük tepkileri beraberinde getirdi dedik. Özellikle yasamanın başının, yürütmenin başının koltuğuna bu şekilde teslim edilmesi olarak yorumlandı. Az sonra haberin ayrıntılarına bakacağız, değerlendireceğiz de sevgili seyirciler. Bu kareye ilişkin Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ın makamında ziyaret etmesi ve Binali Yıldırım'ın kendi makamını Erdoğan'a teslim etmesi olarak nitelendirildi. Söylediğim gibi. Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki krize yol açan Rahip Brunson'la ilgili son açıklamalar ve nereye evrilir bu tehditler? Az önce Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tweetlerini getirmiştik ekranlara. Yaptırımlara varıncaya kadar bir uygulama söz konusu demişti Türkiye için. Telefon hattımızda Mehmet Sümer var. Merhaba Mehmet Sümer. Merhaba Lale Hanım, iyi yayınlar. Evet, daha önce bir kriz vardı Rahip Brunson'la ilgili ama dün işte adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Amerika Birleşik Devletleri bu da yeterli değil demişti ama bugün Mike Pence'den çok sert açıklamalar geldi. Neler söyleyeceksiniz? Yaptırımlar da var Türkiye'ye ilişkin Mike Pence'in açıklamalarında. Evet. Rahip Andrew Brunson hikayesi Amerika'nın konusu, Amerika'nın çok uzun süredir üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan bir tanesi. Biz Amerikalı yetkililerle yaptığımız görüşmelerde de, Kongre'de, Temsilciler Meclisi'nde takip ettiğimiz toplantılarda da her zaman konu Türkiye olduğunda bir numaralı gündem maddesi olarak konuşulan konulardan bir tanesiydi Rahip Brunson konusu. Dolayısıyla çok uzunca bir süredir Amerikan yönetimi Başkan Donald Trump'ın ağzından da en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da Başbakan Binali Yıldırım
Washington'a ziyaret gerçekleştirdiğinde de yine benzer şekilde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla mevkidaşı Mike Pompeo bir araya geldiğinde, bir önceki Amerikan Dışişleri Bakanı yine toplantılarda bir araya geldiğinde defalarca Rahip Brunson'la ilgili Amerika'nın Rahip Brunson'un tutukluluğundan duyduğu rahatsızlığı ve serbest bırakılması talebini defalarca dile getirdiler. Ancak tabii son dönemde özellikle Rahip Brunson'un önce tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ciddi bir hayal kırıklığı yarattı Amerikan yönetiminde ve tepkilerin artmasına neden oldu. Zaten yaptırımlar konusu uzunca bir süredir konuşuluyordu. Ancak yaptırımların kapsamının ne olacağı konusunda tartışmalar vardı. Yine bir süre önce, siz de hatırlayacaksınız, birkaç gün önce sadece F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geciktirilmesi, verilmemesi konusunda kongreden geçen bir tasarı var. Bu başkanın onayına gidecek, temsilciler meclisinde de onaylandıktan sonra. Bir başka hazırlık daha var Türkiye'ye yönelik yaptırım konusunda. O da IMF ve Dünya Bankası gibi finans kurumlarının Türkiye'nin ihtiyaç duyması halinde Türkiye'ye kredi vermemesi ve Dünya Bankası gibi yine uluslararası finans kurumlarının, Amerika kaynaklı finans kurumlarının Türkiye'ye sağlanan fonları ve yardımları da aynı zamanda askıya alması gibi bir takım yaptırımlardan bahsediliyor. Hatta bununla ilgili de bir tasarı var yine kongrede. Dünya Bankası ve IMF'in Türkiye'ye finans desteği vermemesi şeklinde. Ve bu tabii iki ülke arasında birçok sorunlu konu var. Bildiğiniz üzere biz de uzunca bir süredir tüm yayınlarımızda sizinle de konuşuyoruz. Hı hı. Rıza Sarraf'ın Amerika'da tutuklanmasından tutun, Türkiye'nin S-400 füzeleri sipariş etmesine, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Amerika'yı İran nükleer anlaşmasından çekmesinin ardından İran'a yönelik yeni aldığı ambargo kararları ve bundan daha birkaç gün öncesinde hatta Türkiye'nin bu ambargo kararlarına uymayacağını ve adil bulmadığını açıklamış olması, Rahip Brunson'un tutuklu olması, Amerikan vatandaşlarının FETÖ soruşturması, FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Türkiye'de tutuklanması, soruşturma kapsamına alınmış olması, bunlar sürekli olarak Türkiye ile Amerika arasında sıkıntı yaratan son dönemde konulardı. Hatırlayacaksınız, yine bir süre önce, yaklaşık bir buçuk sene kadar önce, geride bıraktığımız sene içerisinde Eylül ya da Ekim ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, Amerika vizeleri de doldurma kararı almıştı. Yani evet. Vatandaşlarına uzunca bir süre vize vermedi. Burada da yine temel konulardan bir tanesi Rahip Brunson'un tutuklu olması konusuydu. Yani S-400 konusu, Rıza Sarraf'ın tutuklanması olması, İran'a yönelik ambargoların, Türk bankaların tarafından bilindiğine Amerikan adalet tarafından karar verilmiş olması, İran'la Türkiye'nin ticari ilişkileri konusu, benzer şekilde yine Suriye'de cephede Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği müdahale, ki hatırlayacak olursanız Amerikan bu müdahaleye de karşı çıkmıştı. Membiç'te şimdi en azından ortak bir zemine yaklaşıldığını, ortak bir zeminde buluşmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye devriye görevine başladı ama Membiç konusu da ciddi bir sıkıntı yarattı. Çünkü Membiç'ten de YPG'nin çıkarılmasını talep etti Türkiye çok uzunca bir süre. Amerikan yönetimi bu konuda adım atana kadar ve aynı zamanda YPG'nin silahlandırılması konusunda iki ülke çok ciddi anlamda ters düştüler. Ama tüm bunların hepsini alt alta ne kadar yazarsanız yazın, her zaman Amerikan yönetimi tüm bunların arasında Rahip Brunson konusunu birinci sıraya koydu açıkçası bugüne kadar. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada da Rahip Brunson'un tahliye edilmesi, beraat etmesi değil de onun yerine ev hapsine dönüştürülmesi, Türkiye'den çıkışına izin verilmiyor olması Amerikan yönetiminde bu şekilde bir tepkinin doğmasına neden oldu. Bahsedilen yaptırımlar dediğimiz gibi muhtemelen kongreden hali hazırda geçmiş ve başkanın onayına ihtiyaç duyulan F-35'lerin temininin geciktirilmesi olabilir ilk aşamada. Ardından da söylediğim gibi Dünya Bankası, IMF gibi finans kuruluşları üzerinden bir takım yaptırımlar olabilir. Tabii onun dışında Mike Pence, yani Amerikan Başkan Yardımcısı, başka bir takım yaptırımları kastediyor mu onu şu anda bilmiyoruz. Yani başka bir takım yaptırım hazırlıkları var mı uluslararası alanda Türkiye'ye karşı, net bir bilgimiz yok. Ama yaptığı uyarının çok sert, çok ciddi alınması gereken bir uyarı olduğu ortada. Şimdi bu sözünü ettiğiniz komite toplantısı başladı ama Türkiye ile ilgili başlık sanıyorum daha ilerleyen saatlerde mi olacak?
Evet, yani nasıl bir şey çıkacak bu toplantıdan ve neler konuşulacak, bu bahsettiğiniz yaptırımlar haricinde bir yaptırım listesi olacak mı ya da Amerika bir başka adım atmayı planlıyor mu? Tabii bu arada ikili görüşmeler nasıl bir sonuç bulunabilir ya da bir sonuca gidebilir mi Rahip Prens'in konusunda da, onu ancak önümüzdeki saatlerde, günlerde görebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Sümer, aktardığınız bilgiler için. İyi yayınlar, teşekkürler.